aldılar. O yüzden Beşiktaş'tan arka arka iki tane güzel hamle gördük. Oyun hizmetleri de sonra zaten kompozisyon tamamlaması için Korki gibi yani enteresan bir o kompozisyon en azından enteresan duran bir tercihti. Böyle bir tercihte bulununca yapabilecekleri fazla bir şey kalmadı. Ve üçüncü maçı da ilk maça benzer şekilde kazandı Beşiktaş. Hı hı. İkinci maçta farklı olan şey Beklund'un istediği şampiyonu oynamasıydı. Evet. Ve bakalım bu sefer Beklund'a bir suikastı şampiyon bırakmayı tercih edecek mi oyun hizmetleri? Dördüncü maçın seçim yasaklama ekranına geçtik. Elis bu sefer yanına Morgan eklendi oyun hizmetleri tarafından. Beşiktaş'tan da Zek geliyor. Zek yasaklaması. Hı hı. Yanına ise Choget. Yine acaba Jan'a mı oynamak isteyecekler alt koridorda? Belki işe yaradığını düşündükleri için tekrardan bir Jan'ı sivri kompozisyonuna gidebilirler. Çünkü ya bakalım Morgan'a yasaklaması burada. Yani ikinci maçta çalışmıştı. Evet, ikinci maçta işlerine yaramıştı. Burada da bakalım ne yapacaklar. İlk seçim tabii ki oldukça önemli ve yine Ormancı'ya yöneldiklerini bir ihtimal görebiliriz. Bu sefer Closer'a karşı Rex'e yasaklanmadı. Hı hı. İlk seçimden belki bir Sejioni tercih edebilir oyun hizmetleri ama Brown mu olacak gerçekten? Brown. Hiç fena bir tercih değil aslında. Yani ilk seçim için kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben. Ama yani daha iyi şeyler var sanki akla gelebilecek. Burada bakalım Flex iş nasıl yanıt verecek. Yani hemen burada yine Kalista Rakan alabilirler. Yani Kalista Rakan alabilirler ve Şerif ciddi anlamda iyi bir Kalista oyuncusu. Özellikle koridor safhasını hani izlerken anlayabiliyorsunuz. Mızrakları hani yerleştirdikten sonra bekleme süresini işte sıfırlaması rakibe de hasar verince. Ya da yine mızrakları koyduğu, biriktirdiği birimi deliciyle beraber öldürüp mızrakları rakip şampiyona geçirmek şeklindeki hamleleri arka arkaya başarıyla gerçekleştirebiliyor. Şampiyona ve yani Kalista gerçekten hakimiyet gerektiren bir şampiyon. Şerif de cidden hakim olduğunu arka arkaya iki maçta da gösterdi bize. Bu maçta açıkta kalan Rexe'yi Closer'a gidiyor. Furyan bir kere daha Gregas tercihinde bulunacak. Oyun hizmetleri ormancısı tabi desteği almıştı zaten oyun hizmetleri. Beklund şimdi nişancı seçmeyi tercih edebilir burada. Teknik koridorlardan en azından birini kontrol almak isteyecektir oyun hizmetleri. Ve eş üzerinde duruyorlar. Hayır, Tristana. Brown Tristana geliyor. Ve karşılarında da Kalista olacak. Yine aslında hani onu koruyabilecek bir şampiyonla yani işte bu şekilde gayet rahat iş yapabilir. Çünkü Kalista Rakan'ın karşısında Tristana ve Brown bayağı hantal ve yavaş kalacak. Yani gereken zamanda gerekli reaksiyonu gösteremeyebilirler. Tristana'nın böyle birkaç kere roket atlayışının iptal edildiğini de görebiliriz maç içerisinde. Evet, Beklund biraz Katerin'i almaktan, yani kör seçim yapmaktan çekiniyor ki çok haklı. Hı. Ama ikinci yasaklama kısmına geçince hemen Beşiktaş o Katerin'i kaldırıyor ortadan. Longby'ye karşı bir Kasiopya yasaklandı. Bir de Leblanc'ı yasaklıyor burada Beşiktaş. İyice Beklund'un şampiyon havuzunu daraltıyorlar. Ve son seçim, son yasaklama. Oriana. İki tane yasaklama çekti üzerine Longby. Yani daha önce Flaxish'e yöneldiğini görmüştük oyun hizmetlerinin. Flaxish'e karşı bir tane bile yasaklama yapmadılar. Burada Corki. Corki kilitledi. Yani körlemesine bir tercih oldu. Backlund bakalım cezalandıracak mı acaba bunu? Yani Cassiopeia'da yasaklı olduğu için biraz daha rahat bir şekilde alabildi Longpi bunu. Ve son seçimi üst koridora bırakmak istediler. Şimdi seçim sırası oyun hizmetlerinde ve Zed geliyor. Allah Backlund seçti. Için. Yani hani Backlund
tam oyun tarzına uyuyor aslında ve Corki'yi de cezalandırabilecek bir tercih. Hem de kolaylıkla cezalandırabilir. Çünkü Corki'nin herhangi bir kitle kontrolü veya kendi koruyabileceği bir kalkanı yok. Sadece Walkers'ı var. Bu arada Nidalee 2 tane ve Gragas 3 koridor. Evet. Gragas 3 koridor. Nidalee yine bir şekilde büyü hasarı sağlayacak. Ve Zed'in hasarını böylelikle dengelemeye çalıştılar. Ve Gragas'a karşı da Flaxish Jax tercihinde bulunuyor. İlk maç Flaxish'in Jax'i yasaklanmıştı. Ama bu sefer açık alınca ve rakip üst koridoru görünce son seçimden Jax'i kilitliyor o da. Yani Backlund'un rahat edeceği şampiyon oynaması oyun hizmetleri için çok önemli. Çünkü yükselme liginde ne kadar alt koridorda Lugar ve Onyolus 5'ten çok fazla bahsetsek de, onların performansını herkes beğense de, her zaman takımın yıldızı konumundaki ismi Backlund'du. Evet. Ve hani Corki gönül rahatlığıyla körlemesini alabileceğiniz bir tercih değil aslında. Burada son seçim avantajını üst koridora bırakmak istedikleri için orta koridoru göstermek durumunda kaldı Beşiktaş. Ve Corki'yi de en iyi cezalandırabilecek şampiyonlardan biri aslında buradaki Z tercihi. Ve yine baktığımızda bir bitkinlik görmüyoruz. Hani son saniyede artık değişir mi değişmez mi orasını bilmiyorum ama bariyere galiba değiştirdi, evet, bu arada. Değişti. Bariyer biraz daha tabii ki mantıklı bir tercih. Ama bakalım yani Corki eğer bir şekilde dengeler değişir ve Backlund'a kayarsa o zaman bir daha kurtaramadığını görebiliriz Longbean'in. Peki işler eşit giderse seviye 13-14'ten sonra Zed illaki ayrı kittirmeye gitmek isteyecektir. Onun karşısındaki Jax, o eşleşmeyi nasıl buluyorsun? Jax'in daha kuvvetli olduğu bir eşleşme kesinlikle. Yani çok apayrı outplay'ler yapması gerekiyor Zed'in orada bir avantaj ile geçirebilmesi için. Çünkü Jax yaptığı eşyalarla beraber hem üçlü kuvvet hem yani haşmetli Hydra vesaire tercih edecek. Böyle 2500 civarı canda, 2500-3000'i zorlayacak bir can havuzunda yüksek miktarda hem kitle kontrol hem hasar sağlayabilecek bir şampiyona dönüşecek. O yüzden Zed'in anlık verebileceği hasarın Jax'le baş edebilmesi pek mümkün olmayabilir. Tabii ki dediğin gibi işler eşit gider ve böyle çok büyük bir sürprizle karşılaşmazsak. Evet tabii 7-14 yamasındayız ve zırh değişme eşyaları çok daha güçlü. Bu Zed gibi şampiyonların çok işine yarıyor. Bakalım orta koridorda Longbee için işler hiç kolay gitmeyecek. Burada Closer'ın yapacağı baskınlar çok önemli. Backlund seviye 6'ya kadar çok geri düşmezse, seviye 6'dan sonra özellikle Longbee'nin işi çok zor. O bariyer bile onu kurtaramayabilir. Ve tahtına çıkan bir Zed. İki tane musibet iksiri başlangıcı var Beşiktaş tarafında. Peki Luger'le Onli ne yapıyor? Eğleniyorlar. Minyonlar harekete geçti. Nidalee rahatlıkla buradan başlayacak zaten. Zek de bir tane en azından Shuriken bırakacak ona. Furion bakalım ne kadar hızlı dönecek burada ormanı. Bu gagaları alması biraz uzun sürüyor. Ama gagaları çok kayıtladığı için onu. O minnakları alıp hemen gidecek. Kırmızı güçlendirme diye tahmin ediyorum bu arada. Evet, şu anda zaten Onli ile Luger kırmızı güçlendirmeye başladılar. Bir kere daha zıplaması gerekecek bunun. Şimdi de dördüncükten sersemletme de geldi. Çarpını kullanmadan iki kampı birden aldı Furion. Bu tabii ki alt koridorun dengesini bayağı değiştiriyor. İlk seviyeler, ilk iki seviye aşırı önemli alt koridorda. Ve hani rakip ikinci seviye avantajına ulaşıp bunu iyi kullanırsa önümüzdeki böyle 7-8 dakikayı zorlanarak kulenizin altında minyon kaçırarak geçirebiliyorsunuz. Ama Sheriff ve Dumbledore hani buraya erken gelmelerine rağmen ikinci seviyeyi zorlamadılar ve sakin kaldılar büyük ölçüde. Ya belki de Nidalee'nin erken baskınından biraz ürkmüş olabilirler. Bu arada Luger ikinci seviye olur olmaz üzerine atıldı. Ve Dumbledore'ın havaya savurması gerçekleştiremedi orada. Luger iyi sıyrılmıştı. Sersemlenen bir Dumbledore var. Closer alt koridora çok yakın. Kırmızı güçlendirmesiyle alt koridora ilerliyor. Onli 35 galiba görmedi. Galiba görmedi. Görmedi mi yoksa? Görmedi. Onli hala önde. Şimdi tünelini kazarak geldi. Havaya savurdu orada Onli 35'i. Tutuştur var. Bitkinlik yeterli olacak mı? Hayır. Çünkü Dumbledore havaya savurunca ilk kan Closer'a gidiyor.
ve buradaki agresif oyununu çok iyi değerlendirdiler. Neden ikinci seviyeyi zorlamadı demiştik. Belki de bunun için. Evet, belki Closer'dan de buradaki erken baskın. Buradaki yemleme ve çok acayip bir orman rotası izledi aslında. Keskin gagalar, kırmızı güçlendirme, haritanın öbür tarafındaki yampiri engeç, sonrasında alt koridor baskını. Bu seviyede de bunu beklemiyordu. Oyun hizmetleri, oyuncuları. Furion'da şimdi rakip ormanı bir totem bıraktı. Long bir bu arada kötü pozisyonda kalabilir. Mızrak kaçıyor. Çok yakın mesafeden kaçırdı o mızrak. Kırmızı güçlendirmesi var Furion'da ama o otomatik saldırı yapmaktan çok çekindi o da. Ve şimdi gölgesiyle birlikte biraz dürttü Backlund Longbee'yi. Bir şuriken daha gelecek ama isabetli değil. Longbee iki tane iksir kullanmış. O musibet iksirinden iki ikini kullanmış durumda. Karşında Backlund çok rahat bir koridor aşaması geçiriyor. Canı full, hiç iksir kullanmadı ve bir yemleme daha var. Closer bekliyor şu anda. Alt koridora full yanında yakın ama Damlı sanki yemlediğini çok fazla belli etti. Ama o Damlı hala buraya getirmek istemiyorlar. Onu yakalandı önde. Sıçrası yok Only'nin. Düşmek üzere Only. Ve son vuruş burada. Şerif'ten geliyor Furion. Girmesi çok zor olacak ama sersemletebilecek bakalım. Sersemlenen birisi var. Damlı. O mızrağın önüne geçti ve Closer'ı korudu orada. Yani bu yemleme yine kandı. Oyun hizmetlerinin alt koridoru. Only 35'te. Sıçrası yok zaten ve yettim gari de açmadığı için oradan çıkabilmesi mümkün değil. Kitle kontrolü yakalandığı anda Şerif ve Dumble onu düşürmeye devam ediyor. Burada minyonlardan bayağı hasar aldı Duyar ama hiç minyon kaçırmak istemedi o da. Evet. Hiçbirini kaçırmadı. Gayet başarılı. Bu koridorda son iksirini de kullanıyor. Son yükünü de kullanıyor o iksirinin Longbee. Şimdi Furion'dan bu koridorda bir baskın izleyebiliriz ama gelişi güzel bir mızrak. Minyon'a isabet etti. Vücut darbesi agresif kullanıyor. Ligan Flagstaff bir anda Furion'un üzerine döndü. Ama daha sonrasında yaptı hamlenin hatalı olduğunu anlayarak geri çıkıyor. Oysa ki orada Furion'un sersemlese skoru bile belki kovalayabilirdi. Hiç manası yoktu Ligan. Yani büyük bir ihtimal ama Furion kayıtlayacaktı onu. Çünkü bu seviyede 6. seviye bile değilken yani tek başına alabilmesi çok mümkün değildi. Bir de sıçrası var Furion'un. Şimdi Dumbledore orta koridora yakın ama Z 6. seviye, Dumbledore daha 3. seviyede. Burada bir totemi alıyor. Backlund gölgesini kullanacak. Closer hemen agresif oyunu oynadı. Backlund'un üzerine gidiyor. Yalnız onu havaya savuramayacak. Ve genelde menzilli bir şampiyonla bir yakın dövüşçü suikastçıyı en azından minyonda geride bırakmak istersiniz. Bu arada minyonları aldıktan sonra birkaç sadece bir iki minyonluk fark olacak aralarında. Closer'ın yaptığı çok iyi bir hamleydi. Hani orada baskın olmasa bile o iptal edemedi Furion. Orada baskından hani bir sonuç çıkmasa bile en azından koridoru ittirdi ki Longbee yani takım arkadaşı rahatlıkla üstüne dönebilsin. Aynı yardımda şimdi Furion yapıyor. Evet, Backlund da 53 milyonla üstüne dönecek. O da çok rahat bir dişli kama üzerine bir çizme bir de uzun kılıç alabilir. Uzun kılıç aldı, çizme gelecek mi? Hayır. Bu arada Closer ultiyle atıldı üzerine ama Furion'dan çok iyi bir sıçra refleksi. Ve burada hayatta kalmayı başarıyor ama Closer hala bekliyor. Furion bunu yapmaması lazım. Sıçra geldi Closer'dan ve çok rahat bir skor. Yani ormanda temizleyecek bir şey kalmadı zaten. Yani bu golemler yeni çıktı. Daha yeni çıktı. Yoktu yani o pozisyonda ortada. Yani oradaki kontrol totemini evet almak için Furion skor verdi ki zaten. Bu arada bir de kırmızı güçlendirmeyi çaldılar. Yani Closer ilk maçta da böyleydi. Bu maçta da oyunun erken safhasını oldukça iyi geçiriyor. Tiamat almış durumda zaten. Çok daha hızlı temizleyecek ormanı. Monfi de olabildiğince minyon odaklı bir oyun oynamak istiyor. Ki zaten bu dakikadan sonra artık Zed'le takasa girmesi çok da onun ayrını olmaz.
Texas bir takasa girdi. Sersemletmeyi başardı Aligan'ı. Karşılığında veriyor yalnız Aligan. Bu arada bir yemleme var. Bu ultiyi çok kötü kullandı Aligan. Furyan mızrağını gönderiyor mu hemen? Orada Minyon'a sıçrayarak uzaklaştı Flexish. Alt korda orada Dumble iki kişiyi birden havaya savurdu. Şerif ultisi var. Kullanacak mı acaba ultiyi? Bunu istemediler. Ama alt tarafa destek ekip geliyor. Longbee ile Closer. Burada kule altını istiyorlar. Şimdi hemen Closer tüneliyle birlikte yaklaştı. Kırmızı güçlendirmesi var. Hedef Only olacak gibi görünüyor. Bitkinlik kullanıldı. Only'nin sıçrası yok. Üzerine atıldı Only'nin Closer. Şifa kullanılıyor ama yeterli değil. Closer 3. skorunu aldı. 4 skoru var Beşiktaş'ın. 3-0 oyun. 3-0-1 oynayan bir Rex'in. Kırmızı güçlendirmenin yardımıyla skoru buldu ve ittirmeye de devam edecekler. Çok rahat bir şekilde alabilirler burada ilk kuleyi. Flexis'ten çok yakın bir atlayış orada. Bu arada üst taraftan baskısı devam ediyor Furyan'ın ama ilk kule altını burada Şerif'te kalacak. O büyük minyonda kaçırmasını istiyor. Evet, büyük minyonda kuleyi yem etti. Ve Flexis sanırım koruyacak mı kuleyi? Çıda kaçınca Aligan'dan artık baskıyı sürdürmek istemiyor daha fazla skorda orada oyun hizmetleri. Aligan üste dönüyor ama oyun erken safhasında yine tüm kontrolü eline alan bir Beşiktaş var. Closer önderliğinde. Longbee'de hani şu ana kadar orta koridorda herhangi bir riskle karşılaşmadı. Minyon biçmeye devam ediyor. Keyfi yerinde. Çünkü Backlund onun can değerini böyle ulti kullanıp skoru alabilecek konuma getiremedi. Orta koridorda. Şimdi mavi güçlendirmeyi teslim alıyor Longbee. Ve süresi bitmek üzereyken de koridoruna gelmeyi tercih etti. Teslimatıyla birlikte. Bu arada Backlund'un Draktar'ın gece kılıcını bitirmesine çok az bir süre kalmış. Ve tüm kombosunu, tüm yeteneklerini kaçırdı orada Backlund. Bu arada bayağı kaçırdı yani o şurikenlerden. Çok fazla sıkıldı koridor safhasında. Flex işte yavaş yavaş yani böyle birer ikişer takasla avantaj elde etmeye devam ediyor. Bir de doldurulabilir iksir olduğu için musibet iksiri olduğu için canını da yeniliyor takastan çıktıktan sonra. Şimdi Furyan'dan alt koridora bir baskın. Flexish zor pozisyonda kalabilir. Aligan Flexish'in üzerine gitti. Yan taraftan kendini gösterdi o Furyan. Sersemletebilecek mi acaba? Sersemletmeyi başardı ama Aligan'dan ulti başarılı. Mızrağı sıçra kullanıyor. Neden? Ama son bir fıçı o skoru almayı yetti. Üst taraftan da Beşiktaş. 3 kişilik bir ekiple rüyasa vermeye başladı. Dumble'dan agresif oyun. Kule altında yakalanan bir Luger var. Luger hemen düştü. Daha sonrasında Only düşmek üzere. Aligan'ın ışınlığını orada Only'yi kurtarmayacak. Güzel bir hamle Şerif'ten. Çok iyi sıçradı vücut darbesine. Bir de Ecel'in çağrısı kullanıldı şimdi. Closer kuleyi tanklaması lazım ama Dumble tankladı kuleyi. Yine de Dumble hayatta. Çok iyi oynadılar o kule altını. Ve burada düşen bir Longbee var. Hem sıçra hem bariyer kullanmasına rağmen Backlund birebir de skor almış. Backlund aynı zamanda bunu kendi sıçrasını kullanmadan yapmış. Orta koridorda onun işi fena gitmezken diğer koridorlarda kontrol kayboluyor. Closer alacak kuleyi. Backlund geliyor yan taraftan sıçrası var. Şerif'i burada görebilir. Sıçra ile birlikte gölgesini kullandı ama Dumble. Dumble yakaladı onu. Ve Furyan da düşecek. Son bir hasar gelmiyor Şerif'e. Ve orada bir skor daha çıkarıyorlar. Dumble o kadar iyi okudu ki o pozisyonu. Geldiği gibi havaya savurdu. Rakibi zedi. Evet, burada zaten büyülerde isabet edince yapabileceği herhangi bir şey kalmamış Longbee'nin. Yani denemiş en azından. Sıçra, Valkyrie ve bariyer doğru noktalara gelmiş ama son yetenek atışıyla Backlund yakalamış onu. Patlayıcı yük de geliyor şimdi Tristana için. Bu arada Luger çok geride kaldı. Hem tecrübe puanı olarak hem de minyon olarak bir hayli geride. Şerif mahvolmuş kralın kılıcını bitirdi. Artık yanına hançer bile ekledi iki tane. Coşkuyu bile bitirmek üzere neredeyse. Bu arada Luger'i yavaşlattı orada Şerif. Luger yarı canını kaybettikten sonra geri çıkıyor. Evet. Üst koridora gelen bir Furyan var.
ve Closer hemen burada vade alametini başladı. Dumble da yakınlarda. Only 35'te üstü döndüğü için buraya herhangi bir baskı kuramayacak oyun hizmetleri. Rahat bir şekilde Beşiktaş vade alametini almayı başarıyor. Alt tarafta bir seviye geride olmasına rağmen Aligan yavaşlattı bu arada. Hayli sıkmış durumda. Ulti de geldi şimdi. Ama şimdi, biraz az. Şimdi Jax dönebilir işte. Hasar gelişebilir. Karşı yetecek mi yetmeyecek? Burada son bir otomatik saldırı ve birebir de skor almayı başarıyor ama yine bir kule altı girişimi. Backlund orada ultisini kullanamadan düşüyor. Skor Closer'da. Closer sersemlemek üzere. Şerif'in üzerinde bir bitkinlik var. O bitkinlik Furion'u hayata tuttu ve onun 35'te sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. İşte Rakan varken bu kule altlarını yapmak çok kolay. Hele bir de sayı üstünlüğü varsa. Bir yandan da yani Rakan içeri girdiği gibi hem zaten kendi kalkanıyla dışarı çıkabiliyor hem de Kalisto onu çıkarabiliyor. Bir de şimdi vade alameti geldi. Üst taraftan Lugar kuleyi aldı ama burada ikinci kulesini kaybedecek oyun hizmetleri. Ve Closer Furion'un üzerine doğru gidiyor. Dumble bir kere daha denedi. Orada Furion kaçmayı başarıyor. Yalnız bir anda iki kule birden aldı Beşiktaş. Şimdi geri çıkacaklar. Closer 6-0-4 oldu. Orta koridorda çok doğru bir hamle geldi. Beşiktaş'tan ve üzerine 2 de kule almayı başardılar. Ve orada Backlund ultisini kullanamadı. Bunun sebebi de hani yanlış görmediysem hani hem Rek'Sai haritadan silinebiliyor hem de Kalista Rakan'ı çekebiliyor. Ulti atabileceği önündeki rakiplerin hepsi yok oldu. Kuleyi aldılar. Closer zor bir noktada kalabilir ve onda bir hayli altın var. Closer'ın üzerine ultisini kullandı ve buraya kadar dedi ama karşılığında Furion'u kaybediyorlar. Havaya savrulan bir Backlund var. 10-35'li arada eridi. Lugar son anda sersemletiyor Flexish'i ve roket atlayışıyla uzaklaşıyor oradan. Ve son skorda Aligan oluyor. Şerif'e gitti o skor. Bir anda Closer alıp 4 oyuncusunu kaybetti oyun hizmetleri. Flexish de hemen alt koridora gidip ittirmeye devam edecek. O da yani şu an takımındaki belki de çok da iyi bir oyun geçirmeyen tek oyuncu. Şimdi Şerif'ten bir Şerif sıçra Luger'in üzerine gitti ama Luger roket atışıyla uzaklaştı oradan. Koridordaki ikinci kuleyi de almayı başardı Beşiktaş. Ve Okyanus ejderine doğru ilerliyorlar. Çok agresif oynadı orada Şerif. Sıçrasını harcadı ama şu anda herhalde eksikliğini hisseder mi bilemiyoruz. Okyanus ejderi de çok rahat bir şekilde gelecek ve yine 7000 altın farkı 16. dakikada. Beşiktaş kontrolü ele almaya ve artırmaya devam ediyor. Runa'nın artı bir de uzun kılıç geldi Şerif'ten. Aligan'ın ilk eşya tercihi görkemli zafer. Hı-hı. Nasıl buluyorsun Gragas'ı üst koridorda mı? Yani bir şekilde birinin savaş başlatması gerekiyor o takımda. Çünkü Zed'in yapabileceği, Nidalee'nin yapabileceği bir şey değil bu durum. O da bu sorumluluğu üstlenmek için tercih etmiş aslında bu eşyayı. Tabii Görkem Zafer artık 30 zırh veriyor. Hı hı. Birkaç yama önce değişti bu. Ama hala yani bu tarz üst koridor şampiyonlar için en optimal seçim olmayabiliyor zaman zaman. Evet. Alt taraftan bir kule alacak oyun hizmetleri. Bunlar da 3. kulesini almayı başardı. Ve diğer tarafta ise Beşiktaş. Nehrin oradaki, üst nehrin oradaki görüşü kazanıyor. 2. kuleye, hı hı, üst koridordan baskıya başlıyorlar. Bu oyun hizmetlerinin ayakta kalan son iç kulesi. Şerif'in tabii sıçrası yok. Dikkatli olması lazım ama çok agresif oynuyorlar burada. Closer sıçrasını kullandı. Ardından Dumble geldi. Yakalanan bir Aligan var. Ulti ile Şerif'i biraz geri ittirdi ama skor geliyor. Alt tarafta ise Flexish 2'ye 1 yapmış. Ve orada Sestana'yı düşürmüş evet, orada. Evet, Luger almayı başardı. Burada inhibitor kulesine doğru ilerliyor Beşiktaş oyuncuları.
ama minyon dalgasını beklemeleri lazım. Hayır, orta koridora döndüler çünkü orada minyon dalgası gelmiş durumda. Kuleye. Dumble yan tarafta bekliyor ama ultisi yok. Yine de bu kuleyi almak için çok fazla hasar bıraktılar. Kuleye şimdi Dumble'a girdi, bir Ece'nin çağrısı kullanım gördük. Araya bir kere daha girecek bitkinlik Closer üzerinde. Ama skor Şerif'e gidiyor. Orta koridordan İlimitör Kulesi'nin dakika 18'i açtılar. Longby agresif bir Valkyrie. Backlund'un üzerine gitmiyor, sıçrası var ama bunu denemedi Longby. Hiç riske atma durumu. Ve buradaki İlimitör'ü açmak için yeterli oldu bu hamlesi. Kendi zaferle gelen bir Gragas var. Ama ultisi yok. Aligan arada yine eriyip düşüyor. Bu arada Dumble almayı başardı Backlund. Luger arkaya doğru gitti ama Backlund da düştü. Şerif hasar vermeye devam ediyor. Fury'e yakalandı ama diğer tarafta Tristan'a Luger orada var. Bir skor da almayı başardı. Şimdi o saçayı kullanmadı hala Longby. Agresif bir Valkyrie. Roketi kaçırsa da orada Tristan'ın skorunu alıyor. 10-35'te karşılığında Longby'yi düşürdü. Bu arada 10-35 otomatik saldırı yapmayı kesip Luger'in patlayıcı yüküne bırakmaya çalıştı skoru ama kırmızı güçlendirme İzin vermedi bunu yapmasına. Orada iptal etmiş ve ihtiyacı da vardı aslında bunu yapmasına. Sırf bunu yaptığı için takım arkadaşları çok daha rahat bir şekilde ittirebildi o üst koridordaki kuleleri. Bir yandan da tabii ki giderken yanında Luger'i de götürmeyi ihmal etmemiş. Flaxish'ten orada güzel hamle. Ve Flaxish ne yapıyor? Ebediye mi gidiyor? Hayda. Hah! İlginç bir eşya dizilimi. Ya bu kadar önde olduğundan ötürü yapıyor olsa gerek. Mavi 3 tane Mefruyan'ı aldı. Oradan da çıkmayı başarıyor. Teslimatıyla birlikte gelen bir Corki var. Sıçrama saldırısı bu arada. Sahip olduğu saldırı gücünden etkileniyor. Valla geldi yani ebedi. Başladılar. Yani Kalisto olduğu için bu baronu yetişse bile çalması çok zor. Ve bir de Longby orayı Talia kapatmayı başardı. Baron düşmek üzere. Yürüyün geldi içeri. Durdu ama Furion düşmek üzere ayartıldı orada Dumble tarafından. Only de düşmek üzere. Şimdi Kalisto hem baronu hem de iki oyuncuyu almayı başarıyor. Toplamda 4 skor. 3'ü Kalista'da, Backlund hayatta kalan son isim ve Beşiktaş adını finale yazdırmaya çok yakın. Gitmeleri gereken yer orta koridor ve içeri girecek mi acaba Dumble? Dumble içeri girdi ama bu Kalista ultisi pek de bir şey yaramadı açıkçası. Backlund'un hala ultisi var ama koruyucu meleği olan bir Kalista. Burada Backlund'un yapabileceği pek de fazla bir şey yok. Nexus Kulesi hemen eridi. İkinci Nexus Kulesi, bu da düşmek üzere. Şerif yan tarafta minyon skorunu arttırıyor bir de. Birinci ve üçüncü maç çok kısa sürmüştü. Ama bu maç daha dakika 21'de bitiyor. Beşiktaş 3-1 oyun hizmetlerini geçmeyi başarıyor. Ve yarın Heva ile bir final oynayacaklar. Kazanan takım da Şampiyon Ligi'nin adını yazdıracak. Tebrik etmek de gerekiyor. Yani iki takım da aslında hem burada Beşiktaş hem de HV oldukça dominant performanslar sergilediler ve rakiplerinden daha üstün olduklarını gösterdiler. En azından finali hak ettiklerini belli ettiler.